Merhaba arkadaşlar. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı ve Birinci Dünya Savaşı konulu testlerimiz, test sorularımız üzerinden genel tekrarımızı yapmaya çalışalım. Bakalım sorularımıza. 1. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında aşağıdaki hangi iki devlet arasındaki rekabet daha etkili olmuştur? A. Alman İngiliz, B. Alman Fransız, C. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya, D. Osmanlı Rus, E. İtalya Almanya. Şöyle sorumuza baktığımızda arkadaşlar tarih sorularında bazı hususlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta o can alıcı noktayı gerekiyorsa yuvarlak içerisine almak gerekiyor. Bu sorumuzda can alıcı nokta neresidir? Daha etkili. Aslında bu devletlerin hepsinin birbirleriyle rekabetleri var. Bunlar da Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenidir. Ya da pardon özel nedenleridir. Ama hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur? Buna bakmakta yarar var. Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başlamış, 1918 yılında sona ermiş olan bir savaştı. Avrupa kıtasında başlamış, sömürgecilik vasıtasıyla tüm dünyaya da yayılmıştı. Öyle ya, 20. yüzyıl başlarına geldiğimizde arkadaşlar, dünyanın %80'i sömürülen, %20'si bağımsız devletlerden oluşuyordu. İngiltere'nin kendi topraklarının 96 katı kadar sömürgesi vardı. Fransa'nın kendi topraklarının 16 katı kadar, Almanya'nın kendi topraklarının 12 katı kadar sömürgesi vardı. İşte Almanya'nın sömürgecilikte geç kalması, İngiliz sömürgelerine göz dikmesi ne yapacaktır? Alman İngiliz rekabetini daha da kızıştıracaktır. Aslında arkadaşlar burada en fazla etkili olan Alman İngiliz rekabetidir. Bu Alman İngiliz rekabetinin temelinde ne vardır? Birincisi Orta Doğu petrolleri vardır. Özellikle Hicaz demir yollarını yapan Almanya nereye kadar? Orta Doğu'ya kadar hızlı bir şekilde ulaşabiliyordu. İkincisi ise Hint pazarları. İngilizler Hint pazarlarına yerleşebilmek için yaklaşık 10 bin kişinin kolunu kestirmiştir ki yerli üretim bitireyim, kendim gireyim falan şeklinde. İşte Almanların kaliteli ve ucuz mallarının Hindistan'a bu şekilde hızlı bir şekilde girmiş olması İngilizlere çok acayip kızdırmıştı. Bu soru kalıp bir soru. Sınavda da çok gelmiş bir soru olduğu için ilk olarak biz bununla başladık arkadaşlar. Alman İngiliz rekabeti diğerlerinin rekabetinden daha fazla. Bunu nereden de anlıyoruz? Bunu şuradan da anlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda iki blok vardı. Hemen bir bakalım bu bloklar nelerdir. Birincisi İttifak bloku ya da İttifak devletleri. Bir diğeri ise İtilaf devletleri. İşte İttifak blokunun başını Almanya çekerken İtilaf devletlerinin başını ise arkadaşlar İngiltere çekiyor. Sonra bunun yanında başka kimler gelmiştir? Almanya'nın yanı sıra Avusturya, Macaristan, İtalya, Osmanlı, Bulgaristan. Bu tarafa ise arkadaşlar İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan, sonra İtalya karşı tarafa geçmiştir buradan. Böyle geçmiştir. Yine bunların dışında başka katılanlar ABD, Japonya, Yunanistan gibi devletler de geçmiştir. Burada da görüldüğü gibi Almanya ve İngiltere her biri bir grubun liderliğini yapmaktaydı. Demek ki arkadaşlar Alman İngiliz rekabeti diğerlerinden daha fazladır. Peki diğerler arasında ne rekabet? Hızlı bir şekilde geçelim. Alman Fransız rekabetinin temel kaynağı Alsace-Lorraine bölgesi yani zengin kömür yataklarının olduğu bölgeydi. Bu da önemli bir rekabetti ama Alman İngiliz rekabeti kadar etkili olmamıştır. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasında Balkanların paylaşılamamasından kaynaklanan bir rekabet vardı. Osmanlı ile Rusya arasında Rusya'nın amacı zaten boğazları ele geçirmek, Osmanlı Devleti'ni yok etmekti. İtalya ile Almanya arasında böyle bir ciddi rekabet yoktu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı paylaşma tasarılarında yer almış, gizli anlaşmalar yapmış devletlerden biri değildir? A. İtalya, B. Yunanistan, C. Rusya, D. İngiltere, E. Fransa. Şöyle izah edelim. Birinci Dünya Savaşı devam ederken İtilaf devletleri kendi aralarında gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını ne yapmışlar? Paylaştırmışlardı. İşte bu paylaşım içerisinde yer alan devlet, yer almayan devlet hangisidir? Yani hangisi bunların içerisinde yoktur? İtalya var mı? Var arkadaşlar. İtalya hangi anlaşmalar yapmıştı? Öncelikle Londra Anlaşması'yla taraf değiştirmişti ki zaten
Bu taraf değiştirme karşısında kendilerine neresi verilmişti, vaat edilmişti? İzmir ve çevresi vaat edilmişti. Yunanistan 1. Dünya Savaşı esnasındaki paylaşımlarda yer almıyordu. Savaş sonrası paylaşımlarda yer almıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Rusya ile İstanbul Anlaşması ve Petrograd Sözleşmeleri falan yapılmıştır. İngiltere zaten Sykes-Picot Anlaşması ve diğer birçok McMahon Anlaşması gibi anlaşmaların içerisinde yer alır. Fransa da aynı şekilde arkadaşlar Sykes-Picot Anlaşmalar içerisinde yer alır. Demek ki 1. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf devletleri kendi aralarında bir araya gelerek ne yapmışlar? Gizli anlaşmalar yapmışlar. Bu anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlar. Bu devletlerin içerisinde Yunanistan yer almaz arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğidir diyebiliriz. Birinci Balkan Savaşı sonrası Osmanlı'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan. Şimdi sorumuza bakalım. Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan devlet, hatta Osmanlı'dan son ayrılan Balkan devleti de diyebiliriz buna. Hangisidir arkadaşlar? Arnavutluk. Niye Osmanlı'dan ayrılmıştır? Sınır kalmamıştır. Sınır kalmayınca da bağımsızlığını ilan etmiştir. Sırbistan 1878'de, Karadağ 1878 yılında Osmanlı'dan ayrılmıştı. Yani Berlin Anlaşması ile ayrılmışlardı. Yunanistan 1829 yılında bunun bir başka önemi daha vardı. Osmanlı'dan ayrılan ilk Balkan devleti Yunanistan'dı. Bulgaristan ise ikinci meşrutiyetini ilan esnasında bağımsızlığını ilan etmişti. Demek ki Osmanlı'dan son ayrılan ya da Balkan savaşları sonrasında Osmanlı'dan ayrılan Balkan devleti Arnavutluk'tur. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bab-ı Ali baskın olarak adlandırılan olay aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? A. Meşrutiyet rejimini ortadan kaldırmak için çıkarılan isyandır. B. İttihat-ı Terakki Fırkası'nın yönetimi tamamen ele geçirdiği hükümet darbesidir. C. Osmanlı Devleti'ne karşı çıkarılan ilk dini nitelikli isyandır. D. İstanbul Hükümeti'nin Sivas Kongresi'ni engellemek için tertiplediği olaydır. E. İngilizler tarafından kışkırtılan Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı çıkardıkları isyandır. Bab-ı Ali baskını dediğimiz olay arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sonrasında 1913 yılında Osmanlı'daki ilk büyük darbedir de denilebilir. İttihat-ı Terakki'nin yönetimi ele geçirmek amacıyla yapmış olduğu darbedir. 1. Balkan Savaşı esnasında ordunun siyasete karışması ile birlikte İttihatçı-İtilafçı kavgası ve bu kavganın neticesinde arkadaşlar biz adeta bir kayıkçı kavgasını tutuşurken daha dünkü bebeler adeta koskoca Osmanlı'yı ne yapmışlar dize getirmişler ve yenmişlerdi. Bunun neticesinde ortaya çıkan kaostan yararlanan darbeci İttihatçılar ne yapmışlar? Darbeyi gerçekleştirmişlerdir 1913 yılında. İşte bu olay neymiş demek ki Bab-ı Ali baskın dediğimiz olay? İttihat Terakki Fırkası'nın yönetimi tamamen ele geçirdiği hükümet darbesidir. Enver Bey önderliğinde gelmişlerdir. Hükümet tam toplantı halindeyken Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın kafasına sıkarak adamı öldürmüşlerdir. Hükümeti dağıtmışlar. Kendi hükümetlerini kurmuşlar. Peki diğerleri nedir? Doğru cevabımız B seçeneğidir de diğerleri nedir? Meşrutiyet rejimini ortadan kaldırmak için çıkarılan isyan 31 Mart isyanıydı. Osmanlı Devleti'ne karşı çıkaran ilk dini nitelikli isyan Şeyh Bedrettin isyanıydı. İstanbul Hükümeti'nin Sivas Kongresi'ni engellemek için tertiplediği olay Elazığ valisi Ali Galip olay olarak da adlandırılan olaydı arkadaşlar. İngilizler tarafından kışkırtılan Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı çıkardıkları isyan filan da değildi. Demek ki Bab-ı Ali baskını hükümet darbesidir. Bu olayla birlikte arkadaşlar İttihat Terakki diktatörlüğü başlamıştır. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Osmanlı Devleti 1. Küçük Kaynarca Anlaşması, 2. Uşi Anlaşması, 3. Sevr Anlaşması. Yukarıdaki anlaşmalardan hangilerinde halifeliği siyasi bir güç olarak kullanmıştır? Evet, sorumuza baktığımızda demek ki Osmanlı Devleti aslında arkadaşlar halifeliği Yavuz Sultan Selim döneminde üzerine almıştır. Ama uzun süre siyasi bir güç olarak kullanmamıştır. İşte Osmanlı Devleti'nin halifeliği siyasi güç olarak ilk kullandığı anlaşma Küçük Kaynarca Anlaşması'dır. Kırım Türkleri ile ilgili. Kırım elimizden çıkmıştı Küçük Kaynarca Anlaşması'yla ama diyorduk ki Kırım Müslümanlar Osmanlı halifesine bağlı kalacaklardır diyorduk. Böylelikle ne olmuş arkadaşlar? Kırım Türkleri için kullanılmış. Bir de Trablusgarp Savaşı sonrasında imzalanan Uşi Anlaşması'na şöyle bir madde eklemiştik. Biz
Trablusgarp Müslümanları Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır demişizdir. Bununla da arkadaşlar bölgeyle irtibatı kopartmak istememişizdir. Sevr Antlaşması'nda halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması gibi bir durum yoktur zaten. Sevr, Osmanlı ya da Türk milletini ebediyen tarihten silmenin bir projesidir. Doğru cevabımız 1 ve 2, yani B seçeneği olacaktır. Osmanlı Devleti'nde Ermeni sorunu 1878 Berlin Antlaşması ile başlamıştır. 1915'te ciddi boyutlara ulaşan bu sorun, Osmanlı Devleti Ermenileri Suriye'ye zorunlu göç ettirerek geçici olarak halletmiştir. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? A. Osmanlı-İran savaşlarına, B. Ermeni nüfusunun artmasına, C. Ermeni sorununun uluslararası boyut kazanmasına, D. Ermenilere yeni tavizlerin verilmesine, E. Çanakkale savaşlarının kaybedilmesine. Demek ki arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile ortaya çıkmıştır. Doğu Anadolu'da Ermeniler lehine ıslahatlar yapılacaktır gibi. Daha sonra Taşnak ve Hınçak örgütlerini kuran Ermeniler ne yapacaklardır? Osmanlı'ya karşı tetiş faaliyetlerinde bulunacaklar. Özellikle Kafkas cephesindeki savaşlarda Osmanlı'yı iki ateş arasında bırakacaklardır. İşte bunun üzerine İttihat Terakki yönetimi 1915 yılında tehcir, yani sürgün ya da diğer ifadeyle zorunlu göç kanunu çıkarmıştır. Bu kanun Ermeni sorununu bitirmiş midir yoksa daha da mı büyütmüştür bakalım? Hangisine yol açmıştır? Osmanlı-İran savaşlarına böyle bir şey yok. Ermeni nüfusunun artmasına, tehcirlerin nüfus artması tam tersi azalmıştır. Ermeni sorununun uluslararası boyut kazanmasına. Evet arkadaşlar, 1915 yılında yaşanmış olan bu olay hala güncelliğini korumaktadır. Hala Ermeni diasporası bu olayı büyüte büyüte özellikle de Avrupa'nın, dünyanın büyük devletleri nezdinde altyapı hazırlamıştır. Türkiye'nin de karşısında çok büyük bir problem olarak çıkmıştır. 100 yıllık bir meseledir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Osmanlı Devleti'nin savaş dışı bırakmak. B. Rusya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak. C. Balkan Devletleri'nin İtilaf Devletleri yanında yer almasını sağlamak. D. Boğazları ele geçirmek. E. Rusya'daki yeni rejimi yıkmak. Evet, Çanakkale Savaşları arkadaşlar 1915'te başlamış, 1916'nın sonlarına kadar, yani yaklaşık 2 yıl sürmüş olan dünyanın en kanlı savaşlarıdır. Metrekareye ortalama 6000 merminin isabet etmiş olduğu, küçücük bir coğrafyada 533 bin insanın cesedinin bulunmuş olduğu, mermilerin havada çarpışmış olduğu, havaya bakıldığında en fazla kafa, göz, kol, bacak gibi şeylerin görülmüş olduğu arkadaşlar bir savaştır. Dünyanın en kanlı savaşlarıdır. İtilaf devletleri peki bu cepheyi niye açmışlardır? Ya da İtilaf devletlerinin bu cepheyi açmalarının nedenler arasında hangisi bulunmaz? Osmanlı Devleti'ni savaş bırakmak var mı? Var arkadaşlar. Peki bunun ne önemi vardı? Şu önemi vardı. Osmanlı Devleti 10 ayrı cephede savaşıyordu. Osmanlı'nın bulunduğu konum, coğrafi konum çok önemliydi. Zira her ne kadar Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda savaşan tek bir devlet olsa da savaşın yükü %70 oranında Osmanlı'nın üzerindeydi. Yani eğer Osmanlı savaştan çekilirse ne olacaktı? 1. Dünya Savaşı bitecekti. Adamlar bir nevi şahımat ederek işi bitirmeyi düşünüyorlardı. Rusya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak, bu da doğru. Rusya çünkü zor durumda. Bir taraftan Bolşevikler, diğer taraftan işçiler ya da diğer taraftan da Almanlar Rusya'yı çok zorluyordu. Onlara yardım etmek. Balkan devletlerinin İtilaf devletleri yanında yer almasını sağlamak. Eğer bu savaşı kazanırlarsa Balkan devletlerini kendi yanlarına çekecekler. Böylelikle Osmanlı-Almanya bağlantısını koparmayı da sağlayacaklardır arkadaşlar. Boğazları ele geçirmek. Eğer boğazları ele geçirirlerse, İstanbul'u alırlarsa, İstanbul Osmanlı'nın başkentiydi, Osmanlı tarihten silinecekti. Böylelikle arkadaşlar 10 cephede savaş birden duracak ve 1. Dünya Savaşı bitecekti. Bunların hepsi var. Rusya'daki yeni rejimi yıkmak. İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmasının nedenleri içerisinde Rusya'daki yeni rejimi yıkmak yoktur. Zira Rusya'daki yeni rejim Çanakkale Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Yani biz Çanakkale Zaferi'ni kazanınca İtilaf Devletleri Rusya'ya yardım yapamadığından dolayı Çarlık Rusya'sı yıkılmış, yerine Bolşevik Rusya kurulmuştur. Yani demek ki Rusya'daki yeni rejim Çanakkale Zaferi'nden sonra kurulmuş olan bir rejimdir. Doğru cevap E seçeneği olacaktır.
Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'ın yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinin önemli etkisi olmuştur. Bu ilkelerden hangisi yenilen devletlerin savaştan çekilmesinde etkili olmuştur? A. Yenenler yenilenlerden toprak almayacak. B. Devletler arası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözümlemek amacıyla uluslararası bir kurum oluşturulacak. C. Gizli anlaşmalar yapılmayacak. D. Boğazlar dünya ticaretine açık olacak. E. Sömürgecilik yasaklanacak. Öncelikle şunu izah edelim. Amerika Birleşik Devletleri, tabiri diğerle Ağır Abi, Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde savaşa girmiştir. Kendisine Ağır Abi rolü veriyordu. Bu savaşanlara bir tokat ona, iki tokat buna, eşek herifler yok mu sizin eviniz barkınız diyerek onları kovacaktı. Ellerinden kaşıkçı elması gibi kıymetli o nesneyi alacaktı. Hem kavgayı bitirecekti hem malı götürecekti arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın yaptığı aynen bu olmuştur. Ama karşı tarafında savaşı erken bitirmesi için ne olması lazım? Onlara bazı tavizler de verilmesi gerekiyordu. İşte Wilson akıllıca davranmıştır. İttifak grubu devletlerinin yenilmesine rağmen savaşı daha uzatmamasını istediğinden dolayı onlara çok acayip düşürücü bazı şeyler vermiştir arkadaşlar. Wilson ilkelerinin yayınlanma amacı Birinci Dünya Savaşı'nı bitirmek, barış dönemini başlatmak, hatta dünya barışını kalıcı hale getirmek. Hatta Amerika'nın temel amacı arkadaşlar yeni dünya düzenini kurmaktı. Bu amaçla girmişti savaşa. Peki bu ilkelerden hangisi yenilen devletlerin savaştan erken çekilmesinde etkili olmuştur? Yenenler yenilenlerden toprak almayacaklar. İşte bu madde Osmanlı'da dahil yenilen devletlerin yani ittifak grubu devletlerinin hepsinin savaştan erken çekilmesinde etkili olmuştur. Hepsi de şunu düşünmüşlerdir. Yani toprak vermeyeceksek geri kalanında razı oluruz. Ya da Ağır Abi, Büyük Abi gel acımayacak diyerek ne yapacaktır? Karşı tarafa bir anlamda bir rahatlık sunacaktır arkadaşlar. Bundan yararlanmıştır. Doğru cevap A seçeneği. Diğerlerine bakalım. Devletler arası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözümlemek amacıyla uluslararası bir kurum oluşturulacaktır denilerek hangi kurum kastedilmiştir? Milletler Cemiyeti kastedilmiştir. Gizli anlaşmalar yapılmayacaktır denilerek itilaf devletlerine tokat vurulmuştur ama bu çok etkili olmamıştır. Boğazlar dünya ticaretine açılacaktır denilerek kaşıkçı elmasını götürmüştür Ağır Abi. Bu da çok fazla etkili olmamıştır. Sömürgecilik yasaklanacak çok fazla. En etkili olan A seçeneğindekidir. Yani yenilenlerin hepsi biz de dahil arkadaşlar toprak vermeyeceksek geri kalanlarına razı oluruz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda yenilmemesine rağmen Trablusgarp'ı İtalyanlara bırakmak zorunda kalmıştır. Bunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Gönüllü kuvvetlerle savaşılması. B. Yerli halkın İtalya ile işbirliği yapması. C. Rusya'nın Ermenilerle birlikte Doğu Anadolu'ya saldırılması. D. Birinci Balkan Savaşı'nın başlaması. E. İngilizlerin İtalyanlara yardım etmesi. Arkadaşlar tarih sorularında öncelikli olarak soruyu anlayacağız. Anlayamadığımız hiçbir soruyu doğru yapamayız. Hatta gerekiyorsa eğer bir dakika ayırıyorsak bir soruya bunun 40 saniyesini soruyu anlamaya, geri kalan 20 saniyesini seçeneklere ayıralım. Yani anlamadık. Ve her soruda şunu soralım. Bizden burada ne istiyor? Demek ki Osmanlı Trablusgarp Savaşı'nı kaybetmemesine rağmen Uşi Anlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiş. Buna neden olan gelişme nedir? Buna neden olan gelişme 1. Balkan Savaşı'nın başlamış olmasıdır. Yani iki cephede savaşamayacağını anlayan Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Uşi Anlaşması'nı imzalayarak Kuzey Afrika'daki son toprağını da kime bırakmıştır? İtalyanlara bırakmak durumunda kalmıştır. Yoksa diğerleri gönüllü kuvvetlerle savaşılması, yerli halkın İtalya ile işbirliği yapması bunlar filan yok arkadaşlar. Demek ki 1. Balkan Savaşı'nın çıkmasından dolayı biz bu anlaşmayı yaparak savaştan çekilmişiz. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. İkinci meşrutiyetin ilanı esnasında Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar arasında 1. Bosna Hersek, 2. Arnavutluk, 3. Girit hangileri bulunur? Arkadaşlar ikinci meşrutiyet 1908 yılında gerçekleşmiş olan bir olaydı. Tabi bu esnada bayağı bir karışıklıklar da olmuştu. İşte bu karışıklıklardan yararlanan Avusturya Macaristan Bosna Hersek'i işgal etmişti.
Yunanistan Girit'i işgal etmişti. Bulgaristan da bağımsızlığını ilan etmişti. Peki Arnavutluk'un bağımsız olması ise ne zaman arkadaşlar? Ya da Osmanlı'nın ayrılması ise Birinci Balkan Savaşı sonrasındadır. O zaman demek ki ikinci meşrutiyetin ilan esnasında kaybettiğimiz topraklar arasında bir Bosna Hersek ve Girit bulunuyormuş. Arnavutluk ikinci meşrutiyetin ilan esnasında değil, Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı'dan ayrılmış. Doğru cevap 1 ve 3 olacak, yani B seçeneği olacaktır. Mustafa Kemal'in okuduğu okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Mahalle Mektebi, Mektebi Marif Adliye, Şems Efendi İlkokulu, Manastır Askeri İdaresi, Harp Okulu. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in çok çeşitli işte eğitim hayatı vardır. Oldukça değişik okullarda okumuştur. En son 1905 yılında Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Mustafa Kemal'in okuduğu okullar arasında mahalle mektebi var mı? Var. Annesinin ısrarıyla öncelikle mahalle mektebine gitmişti. Mektebi Marif Adliye var mı? Yok arkadaşlar. Mektebi Marif Adliye 2. Mahmut döneminde devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılmış olan bir mektepti. Mustafa Kemal burada okumamıştır. Daha çok askeri okullarda okumuştur. Mahalle mektebinde çok uyum sağlayamadığından dolayı Şems Efendi İlkokulu'na, modern bir okula gönderilmiştir. Manastır Askeri İdadesi ve Harp Okulu'nda Mustafa Kemal'in okuduğu okullar arasında imiş. Doğru cevabımız yine B seçeneği olacaktır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisini Almanların isteği üzerine İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek amacıyla açmıştır? A. Kafkas Cephesi, B. Suriye Filistin Cephesi, C. Irak Cephesi, D. Çanakkale Cephesi, E. Kanal yani Süveyş Cephesi. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda biz Almanlarla birlikte hareket etmişizdir. Genel olarak mantık şuydu: Almanlar bizim aklımız, biz Almanların gücüydük. Onlar düşünüyorlardı, biz uygulamak için can atıyorduk, hatta can veriyorduk, ölüyorduk. Burada da Almanlar şunu diyeceklerdir: biz düşündük, taşındık, tatlı tatlı kaşındık. Bu İngilizleri nasıl yok edebiliriz, savaş dışı bırakabiliriz? Onların gırtlağına basarsak, yemek borusuna, nefes borusunu tıkarsak, yani bunların yemek borusu, nefes borusu neresidir? Süveyş kanalı. Yani arkadaşlar, Akdeniz'de Kızıldeniz'i birleştiren, Hindistan'a ulaşan en kestirme yol. Eğer biz burayı bir tıkayabilirsek, ellerinden alırsak, İngilizleri nefessiz bırakırız ve neticede ne yaparız? İngilizleri pes ettiririz diye düşünüyorlardı. Mantıklıydı. Ama bir de bunun uygulanması vardı. Bize diyeceklerdir ki, biz düşündük, siz uygulayın. Bizde düşünce çok, uygulayacak, ölecek adam yok. Sizde düşünce yok, ölecek adam çok diyeceklerdir. Hadi göreyim sizi, siz kahramansınız zaten diyeceklerdir. Birisi bize kahramansın derse biz zaten ne yaparız? Kahramanca savaşır, kahramanca ölürüz. 35 bin kişiyle başlattığımız harekat, tabi arkadaşlar, faciayla sonuçlanmıştır. Burada kastedilen cephe demek ki neymiş? Kanal cephesiymiş, yani Süveyş kanalı. Arkadaşlar doğru cevap E seçeneği olacaktır. Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı ilk mücadelesi ve savaş tecrübesi kazandığı ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? A. 31 Mart olayı, B. Trablusgarp Savaşı, C. Balkan Savaşları, D. Kurtuluş Savaşı, E. Birinci Dünya Savaşı. Evet, Mustafa Kemal arkadaşlar ilk kez katıldığı ilk siyasi olay 31 Mart olayıydı. Ama sorumuzda ne diyor? İlk katıldığı siyasi olay ya da tarih sahnesine ilk çıktığı olay demiyor. Ya emperyalizme karşı ilk mücadelesi. Emperyalizm ne demektir? Emperyalizm sömürgecilik demektir. Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe ve sömürgeci devletlere karşı ilk savaşı ya da diğer ifadeyle savaş deneyimini kazandığı ilk mücadelesi Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı olmuştur. Şunu da ifade edelim: Trablusgarp'a gizlice girmiştir. Gazeteci Şerif takma adıyla girmiştir arkadaşlar. Burada Derne, Tobruk ve Bingazi'de İtalyanlarla ciddi mücadeleler etmiştir. Demek ki 31 Mart olayı Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıktığı olaydı ama ilk savaşı değildi. Trablusgarp Savaşı demek ki Mustafa Kemal'in hem ilk savaş tecrübesini yaşadığı olaydır, hem de aynı zamanda nedir arkadaşlar? Emperyalizme, yani sömürgeciliğe karşı ilk fiili mücadelesiymiş. Balkan Savaşları'nda 2. Balkan Savaşı'nın belli aşamalarında vardır. Kurtuluş Savaşı ve 1. Dünya Savaşı, bunlar diğer savaşlarmış. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki devletlerden hangi ikisi siyasi birliğini geç tamamladığından dolayı sömürgecilik yarışında geç kalmışlardır?
Bakalım. A. İtalya, Almanya. B. Fransa, İngiltere. C. Rusya, Avusturya. D. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya. E. İngiltere, Almanya. Arkadaşlar az önce de söylemiştik değişik sorularımızda. 1900'lü yılların başında dünyanın %80'i sömürülen, %20'si sömüren devletlerdendi. Yani sömürgeci devletler kendi çaplarında dünyada belli bir sistem oluşturmuşlardı. İşte iki devletin bu sisteme çomak sokmasıyla birlikte ne olmuştur? İşler karma karışık hale gelmiştir. Hangi devletler sömürgecilikte geç kalmışlardı? İtalya ve Almanya sömürgecilikte geç kalmışlar. Niye geç kalmışlardı arkadaşlar? Siyasi birliklerini geç tamamlamışlardı. İtalya'da Piemonte, Almanya'da Prusya siyasi birliği sağlayan devletler imiş. Demek ki İtalya ve Almanya'nın siyasi birliklerini geç tamamlaması onların sömürgecilikte geç kalmalarında etkili olmuş. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden değildir? A. Sakarya Savaşı, B. Suriye Cephesi, C. Filistin Cephesi, D. Çanakkale Cephesi, E. Kafkas Cephesi. Arkadaşlar tarih sorularında bütün kelimelerin üzerinde tek tek duracağız. Genellikle bizi bilgiyle ya da bilgisizlikle değil de neyle eliyorlar? Dikkatsizlikten eliyorlar. Bakın burada dikkat edeceğimiz husus nedir? Hangisi Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden değildir? Yoksa Mustafa Kemal'in savaştığı cephelerden değil, Birinci Dünya Savaşı'nda. Burada demek ki Birinci Dünya Savaşı ne yapacağız? Yuvarlak içerisine alacağız. Bizden ne isteniyorsa onu. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal savaşmış mıdır? Savaşmıştır. Ama Sakarya Savaşı Birinci Dünya Savaşı'ndaki bir cephe midir? Değil arkadaşlar. Sakarya Savaşı Kurtuluş Savaşı'ndaki bir cephedir. O zaman bu savaş Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı bir cephe değildir. Suriye cephesinde savaşmıştır Leon von Sanders'le birlikte. Filistin cephesinde savaşmıştır. Çanakkale cephesinde özellikle Conkbayırı, Arıburnu, Anafartalar gibi yerlerde savaşmıştır. Hatta o tarihi emrini yani ben size savaşmayı değil ölmeyi ve öldürmeyi emrediyorum emrinde Conkbayırı'nda 57. alay vermişti. Bu alayın tamamı şehit olarak bu emri sonuna kadar ne yapmışlardır? Yerine getirmişlerdir. Kafkas cephesinde yine savaşmıştır. O da Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephe. Demek ki burada Sakarya Savaşı'nda savaşmasına rağmen Sakarya Savaşı Birinci Dünya Savaşı'nda bir cephe değil, Kurtuluş Savaşı'ndaki bir cephedir. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. İstanbul hükümetinin işgale seyirci kalmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? A. Azınlıkların protesto mitingleri düzenlemelerine. B. Wilson prensiplerinin yayınlanmasına. C. Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesine. D. Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına. E. Kuvayi Milliye Birliklerinin kurulmasına. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Devletin olmadığı yerde terör vardır, anarşi vardır. Ya da diğer ifadeyle ne yapılacaktır arkadaşlar? Çakallar kurtlukta kural, düşeni yemektir. Osmanlı yemek için üzerimize saldıracaklardır. Ve neticede işgaller başlamıştır. İşgallere Osmanlı'nın ya da İstanbul hükümetinin tepkisi şuydu. Biz Mondros gibi bir ateşkes imzaladık. Bu ateşkese sadık kalmalıyız. İngilizleri daha fazla kızdırmamalıyız. İngilizler centilmendir. Onlara çok fazla işte kızdırmazsanız öyle çok ileri gitmezler diye düşünüyorlardı. Halbuki İngilizlerde centilmenlik, mentilmenlik kalmamıştı. Uzun süre aşılarda yapılmadığından dolayı iyice saldırganlaşmışlardı bunlar. Bunlardan centilmenlik beklemek aslında aptallığın daniskasıydı. Yani ama halk bu şekilde düşünmüyordu. İstanbul hükümetinin genel bakışı buydu. Vatandaş ise İngilizlerin centilmenliğine güvenmiyordu arkadaşlar. İşte ne yapmıştır İstanbul hükümetinin işgale seyirci kalması üzerine vatandaş? Kuvayi Milliye Birliklerini ve milli cemiyetleri kurmuştur. Ya da diğer ifadeyle yerel direniş örgütlerini kurmuştur arkadaşlar. Demek ki İstanbul hükümetinin işgallere seyirci kalması halkın tepki göstermesine, halkın tepkisi ise yerel direniş örgütlerinin oluşmasına. Neymiş yerel direniş örgütleri? Kuvayi Milliye ve milli cemiyetler. Burada Kuvayi Milliye'yi vermiş. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Mustafa Kemal'in 2. Abdülhamit yönetimine son vermek ve yeniden meşrutiyet sistemine geçmek için Şam'da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A. İttihat Terakki Cemiyeti, B. Ahrar Fırkası, C. Fedakaran Millet Fırkası, D. Adem Merkeziyet Cemiyeti, E. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Demek ki Mustafa Kemal de 2. Abdülhamit'e muhalif olanlardandır arkadaşlar.
ki İttihat Terakkiciler'le birlikte hareket etmektedir. Esas niyette 1905 yılında mezun olduğunda Makedonya bölgesine atanırsa tam istediği bir ortam orada vardı. Ama 2. Abdülhamit Hafiye Teşkilatı vasıtasıyla Mustafa Kemal'le ilgili geniş çaplı bilgiye sahipti. Onu beklentisinin tam tersi yönünde Şam'a göndermiştir. Mustafa Kemal Şam'a gittiğinde de burada da boş durmamıştır. Ve arkadaşlar burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuracaktır. Vatan Hürriyet Cemiyeti faaliyete başlamıştır. 1908 yılında Bulgaristan Sofya askeri ateşeliğine atandığında buraya gelince bu cemiyeti neyle birleştirecektir? İttihat Terakki ile birleştirecektir. Yani 2. Meşrutiyet'in ilanı esnasında bu cemiyet kalmamıştı. İttihat Terakki'ye katılmıştı. Ama Mustafa Kemal'in kurduğu cemiyet demek ki arkadaşlar Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Diğerleri neler? İttihat Terakki'den bahsettik zaten. Ahrar Fırkası bir partiydi. Prens Sebahattin tarafından kurulmuş olan bir partiydi arkadaşlar. Fedakaran Millet Fırkası zaten fırka diyorsa bir parti demektir. Bu da 2. Meşrutiyet döneminde bir başka parti. Adem-i Merkeziyet Cemiyeti. Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ise yine aynı zamanda kimin? Prens Sebahattin'in yani 2. Abdülhamid'in yeğeni olan aydın yetişmiş bir insanın kurmuş olduğu bir cemiyetti. Demek ki doğru cevap E seçeneği. Yani Vatan ve Hürriyet Cemiyeti olacaktır. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? A. İttihat Terakki Fırkası, B. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, C. Ahrar Fırkası, D. İttihat Muhammedi Fırkası, E. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Arkadaşlar şunu ifade edelim öncelikle. Osmanlı Devleti'nde parti ve partiler, çok partili hayata geçiş ilk defa 2. Meşrutiyet'le birlikte, 2. Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. Özellikle de 2. Meşrutiyet dönemindeki 1909 anayasal değişiklikleri parti kurmanın önündeki engelleri kaldırmıştır. Ve birçok parti kurulmuştur. Peki arkadaşlar bu dönemde kurulan ilk parti hangisidir? İttihat Terakki Fırkasıdır. Zira meşrutiyet rejimini zaten ne yapmışlar? Onlar getirmişler. 1908 seçimlerine katılan tek parti İttihat Terakki Fırkası. Diğerleri Hürriyet İtilaf Fırkası Trablusgarp Savaşı'ndan sonra kurulmuştu. Ahrar Fırkası az önce söylemiştik arkadaşlar. Prens Sebahattin tarafından kurulmuştu. İttihad-ı Muhammedi yine bu dönemde kurulan bir başka parti. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise ta 1930 yılında kurulmuş olan bir partiydi. Osmanlı'da kurulan ilk parti demek ki İttihat Terakki Fırkasıdır. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri içerisinde Almanya'nın yanında savaşa girmiştir. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin sebepler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Almanya'nın savaşı daha geniş alana yaymak istemesi. B. Almanya'nın halifeliğin gücünden yararlanmak istemesi. C. Almanya'nın Osmanlı'nın jeopolitik konumundan faydalanmak istemesi. D. Almanya'nın Osmanlı'nın güçlü ordusundan yararlanmak istemesi. E. Almanya'nın Osmanlı topraklarını önemli bir hammadde kaynağı pazar olarak görmesi. Evet, öncelikle şunu izah edelim. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda ittifak grubunda Almanya'nın yanında savaşa girmiştir. Niye Almanya'nın yanında yani ittifak grubunda savaşa girmiştir? Aslında öncelikle İtilaf devletlerine öylesine de olsa bir teklifte bulunmuştuk. Ne olur bizi burada boş bırakmayın falan demiştik. Onlar da bize şunu demişlerdi. Bizim yanımızda olmayın. Forsumuzu bozarsınız. Ama karşımızda da olmayın. Hep böyle kalın. Böyle çok daha güzelsiniz demişlerdi. Yani tarafsız kalma konusunda bize akıl vermişlerdi. Biz de arkadaşlar oradan yüz bulamayınca Almanya'nın yanında. Zaten Almanlar da sürekli cephede zor durumdaydılar. İngiltere, Fransa, adeta işte Rusya Almanlara saldırmışlar. Almanlar adeta nefes alamıyorlardı. Alttan arada bir apartkart çıkarsalar da yukarıdan 20 tane yiyorlardı. İşte Osmanlı Devleti'ne sürekli iç gıcıkla dair mesajlar gönderiyorlardı. Ne diyorlardı? Gel beraber mesut olalım, işi tamam kılalım, sevelim, sevilelim diyorlardı. Peki Almanların düşüncesi içerisinde hangisi bulunmaz? Savaşı daha geniş alana yaymak var mı? Var. Osmanlı'nın jeopolitiği çok önemliydi. Nitekim 10 tane yeni cephe açılmıştır. Doğru. Halifeliğin gücünden yararlanmak var mı? O da var arkadaşlar. Eğer halifeye bir cihat ilan ettirebilirse ne olacaktır o zaman? Tüm Müslümanlar ayaklanırlarsa sömürgelerde İtilaf devletlerini vurmayı düşünüyorlar. Osmanlı'nın jeopolitik konumundan boğazlara hakim arkadaşlar. Rusya'yı mahvedebilirdi. Bundan yararlanmak da var. Oldukça akıllıca. Osmanlı'nın güçlü ordusundan yararlanmak. İşte bu yoktu. İnsan gücünden, insan kaynağından desek doğru. Ölecek insan. Doğru.
Ama Osmanlı'nın güçlü bir ordusu yoktu. Nereden biliyoruz? Daha Balkan Savaşları'nın tam yaralarını bile saramamıştık. Doğru cevap D seçeneği. Almanya'nın Osmanlı topraklarını önemli bir ham madde kaynağı pazar olarak görmesi. Yani Avrupalıların hep doğuya bakışı budur arkadaşlar. Sömürgeci mantıkla bakar. Almanlar da bizi sömürgeci mantıkla görüyorlardı. Hatta biz kazanan kulüpte olsaydık, Almanya kazansaydı bu defa da ne yapacaktık? Almanya'nın sömürgesi olacaktık. Adamlar şunu bile tahayyül ediyorlardı. Ülkelerindeki nüfus fazlasını İzmir ve çevresine yerleştirmeyi bile düşünüyorlardı. Demek ki Almanya'nın Osmanlı'nın güçlü ordusundan yararlanmak gibi bir düşüncesi yoktur. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni savaşta sokarken halifeliğin gücünden yararlanmayı düşünmüştür. Aşağıdaki cephelerden hangisindeki yenilgi Araplar arasında ümmetçilik fikrinin bittiğini, yerine milliyetçilik fikrinin güçlendiğini, dolayısıyla halifeliğin gücünü yitirdiğini göstermiştir. A. Çanakkale, B. Hicaz Yemen, C. Kafkas, D. Irak, E. Süveyş. Evet, demek ki arkadaşlar biz yani şunu ifade edebiliriz. Hangi cephede İngilizlerle değil de Araplarla savaşmışızdır. İngilizleri umarken Arapları bulmuşuzdur karşımızda. Ki burada Hicaz Yemen cephesi. Bizim niyetimiz aslında İngilizlerle savaşmayı bekliyorduk. Ancak İngilizlerin Irak valisi McMahon'la Arabistan şerifleri ya da emirlerinden Şerif Hüseyin arasında bir anlaşma yapılmıştı. McMahon anlaşması. Bu anlaşmayla Şerif Hüseyin'e tüm Orta Doğu'yu vaat etmişlerdi. Osmanlı'ya ihanet etmesi karşılığında arkadaşlar. Peki vermişler mi? Yok. Üçe bölmüşler Orta Doğu'yu. Üçte birini vermişlerdi Şerif Hüseyin'e. O da bir başka manidar bir durumdur. Demek ki arkadaşlar Hicaz-Yemen cephesinde bizim Araplarla savaşıyor olmamız Araplar arasında ümmetçilik fikrinin sona erdiğini, bunun yerine milliyetçilik fikrinin güçlendiğini gösterir. Çanakkale'de kimlerle savaşmışız? Daha çok İngiliz, Fransızlar, sömürgeden gelenlerle. Kafkas'ta Ruslarla savaşmışız. Irak'ta İngilizlerle savaşmışız. Süveyş'te yine İngilizlerle savaşmışız. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Hicaz-Yemen cephesinde Araplarla karşı karşıya gelmesi, Araplar arasında bir ümmetçiliğin, iki halifeliğin gücünün, üç milliyetçiliğin hangilerinin önemi yitirdiğini gösterir. Bakalım sorumuza. Demek ki Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Hicaz-Yemen cephesinde kimlerle savaşmış arkadaşlar? Araplarla savaşmış. Bu Araplar arasında neyin gücünü yitirdiğini? Burada bu tip sorularda şu yitirdiği kelimesini her üçünün de arkasına koyacağız. Yoksa acayip şekilde yamultur arkadaşlar bizi. Mesela ümmetçiliğin yitirildiğini gösterir mi? Gösterir. Halifeliğin gücünün yitirildiğini gösterir mi? Gösterir. Peki milliyetçiliğin gücünün yitirildiğini gösterir mi? Yok. Tam tersi milliyetçiliğin gücünün arttığını gösterir arkadaşlar. Halbuki yoksa normalde bunlar sanki birbirinin devamı gibidir. Ama hepsinin sonuna şu yitirdiği kelimesini koyduğumuz zaman soru ne yapıyor? Daha da iyi anlaşılıyor. Demek ki ümmetçiliğin ve halifeliğin gücünün yitirildiğini ama buna karşılık milliyetçiliğin güçlendiğini ne yapıyormuş? Gösteriyormuş. Doğru cevap 1 ve 2 yani B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan devletlerden değildir? A. Letonya, B. Suriye, C. Çekoslovakya, D. İsrail, E. Polonya. Öncelikle şunu ifade edelim. 20. yüzyılın en büyük projesidir. İmparatorlukları yıkmak, yerine ulus devletler kurmak. Daha kolay idare edilecek küçük devletler, devletçikler kurmaktır. Bu bağlamda topun ağzındaki 3 büyük imparatorlukta arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu'ydu. Sonuç itibariyle evdeki hesap büyük oranda çarşıya uymuştur. 20. yüzyıldaki hiçbir olay spontane gelişen olay değildir. Hepsi hesaplı kitaplı olaylardır arkadaşlar. Ve bunun neticesinde imparatorluklar yıkılmış, yerine yeni devletler kurulmuştur. Mesela Letonya, Çarlık Rusyası'nın yıkılmasından sonra kurulmuştur. Suriye, Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kurulmuş. Çekoslovakya, Almanya, Avusturya, Macaristan imparatorluklarının yıkılmasından sonra onlardan Alman devletlerle kurulmuş. İsrail arkadaşlar 1. Dünya Savaşı sonrasında değil, 2. Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında kurulmuş olan bir devletti. Polonya yine aynı şekilde bir kısım toprakları Rusya'dan, bir kısım toprakları da Almanya'dan alınarak kurulmuş olan bir devletti. Demek ki İsrail 1. Dünya Savaşı değil, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan bir devletmiş. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.
Rusya Birinci Dünya Savaşı'nda gizli anlaşmalarda ve Osmanlı'yı paylaşma tasarında yer almasına rağmen savaş sonrası paylaşımlarda yer almamıştır. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni rejimin emperyalizme karşı olması. B. Savaştan erken çekilmesi. C. Ruslara vaat edilen yerlerin Yunanistan'a verilmesi. D. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasından vazgeçmesi. E. Savaştan yenik çıkması. Demek ki aslında Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı'yı paylaşma tasarları içerisinde Rusya da varmış, var. Hatta bu gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna açıklayan da Rusya olmuştur. Ancak savaş sonrası paylaşımda Rusya yer almamıştır. Onun yerine Yunanistan girmiştir. Bunun temel nedeni yeni rejimin emperyalizme karşı olmasından dolayı mı? O biraz da sözde karşıydı. Gerçekte yoksa tüm Orta Asya'yı ne yapmıştır? Sömürmüştür. O işin başka boyutudur. Savaştan erken çekilmesi. İşte Rusya'nın savaş sonrasında paylaşımlarda yer almamasının temel nedeni 1918 yılında Brest-Litovski Anlaşması'yla savaş bitmeden savaştan çekildiğinden dolayı yeni rejimde Avrupalılar tanımadıklarından dolayı yani Bolşevik Rusya'yı Avrupalılar tanımadıklarından dolayı onlara savaş sonrasında paylaşımda da yer vermemiş. Doğru cevap B'ydi. Diğerlerine bakalım. Ruslara vaat edilen yerlerin Yunanistan'a verilmesi böyle bir şey yok zaten. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasından hayatta vazgeçmez. Günümüzde bile geçmemiştir. Devlet politikasından öte millet politikası olmuştur. Görüyoruz her taraf Ruslar ne yapıyor? Özellikle güney sahillerimiz Ruslarla dolup taşıyor. Cıvıl 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 cıvıl. Neyse. Savaştan yenik çıkması değil. Bu da bir başka hususmuş. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmalardan hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında daha etkili olmuştur? Neuilly, Saint-Germain, Sèvres, Trianon, Versailles. Şimdi arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı ittifak devletleri, İtilaf devletleri arasında olmuştu. Savaşı İtilaf devletleri kazanmıştı. Doğal olarak ittifak devletleriyle bir bir anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmalardan Sèvres Anlaşması'nın dışında diğerlerinin tamamı Paris Barış Konferansı'nda oluşturulmuştu. İşte bunlardan hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında daha etkili olmuştur? Nöy Anlaşması ya da Neoli Anlaşması bir anlamda Bulgaristan'la yapılan bir anlaşmaydı. Bulgaristan Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle de ne umuyordu ne bulmuştur. Koskoca Amerika ile karşı karşıya kalınca onu görünce bir anlamda hayret ifadesi olarak Neoli diyerek savaştan çekilmişti. Saint-Germain Anlaşması Avusturya'nın imzalamış olduğu bir anlaşma. Ona diyeceklerdik Saint-Germain'sin ne işin var kardeşim Macarlarla ayrıl da gel. O da Saint-Germain Anlaşması'nı imzalayacaktır. Sèvres Anlaşması Osmanlı Devleti'nin imzaladığı bir anlaşmaydı. Kelime anlamı öküz olan bir anlaşma. Dünyanın en aptalca projesiydi. Trianon Anlaşması ise Macarlara diyeceklerdir ki kardeşim bak 2 dakikada sattı seni Almanlar. O da diyecektir ki trilyonlar da verse artık yokum diyecektir. Bunların hepsi belki kuyruk acısıyla doludur ama en kötü anlaşma arkadaşlar Versay Anlaşması'ydı. Almanlara diyeceklerdir ki kaçacak yerin kalmadı, ver kurtul artık diyeceklerdir. O da vermem en sonunda zor durumda kalınca verdim sayıyorum diyerek gerçekte vermiyorum. İleride ilk fırsatta alacağım anlamda Versay Anlaşması ne yapmıştır? İmzalamıştır. Versay Anlaşması, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olan en önemli anlaşmadır. Sınavlarda gelebiliyor. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi kanun esasında yapılan 1909 değişikliklerinin getirdiği sonuçlardan değildir? A. Meclisin yetkilerini artırması. B. Demokratikleşmeye zemin hazırlaması. C. Çok partili hayata zemin hazırlaması. D. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi. E. Savaş ve Barış'a meclisin karar verebilmesi. Öncelikle 1909 değişiklikleriyle ilgili çok kısa bilgi verelim. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Meşrutiyet rejimini yıkmak için arkadaşlar bir isyan çıkmıştı. 31 Mart isyanı. İşte bu isyan sonrasında İttihatçılar kendilerini sağlam alabilmek için ne yapacaklar? Anayasada değişiklik yapacaklardı. Zira birinci Meşrutiyet dönemi çok kısa sürmüştü. Tadına bile varamadan bitmişti. Bunun temel nedeni kanun esasının padişaha geniş yetkiler vermesiydi. İşte hala aynı anayasa yürürlükteydi. İşte bunun için ne yapmışlardır? Hemen arkadaşlar kanun esası da yani anayasada değişiklikler yapmışlardır. Bu değişikliklerle meclisin yetkileri artmıştı. Sonuçlardan değildir diyor. Değildir'e dikkat. Meclisin yetkilerini artırması doğrudur. Padişaha işte bir sürgün etme yetkisi ve ne bir meclis açma kapama yetkisi falan verilmemiş. Onun yerine birçok kanun yapma ya da hükümet çalışmalarında sorumlu olma vesaire bunların hepsi meclise verilmiştir. Yani meclisin yetkilerini artırmıştır 1909 değişiklikleri. Demokratikleşmeye zemin hazırlamıştır.
Çünkü çok partili hayata geçişi hızlandırmış. Çok partili hayata, yani partilerin önündeki, sendikaların önündeki engelleri kaldırmış, doğru. Kadınlara seçilme hakkı verilmemiş arkadaşlar. Kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verilmiştir? 1934 yılında, yani Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Doğru cevap D'dir. Savaş ve Barış'a meclisin karar verebilmesi, bu da 1909 değişiklikleriyle getirilen bir yeniliktir. Eskiden padişah karar veriyordu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet, böylelikle 20. yüzyıl başlarında Osmanlı ve Birinci Dünya Savaşı konulu testlerimizi çözmüş olduk. Testler üzerinden konumuzu tekrarlamış olduk.